Renklerin hayatımızdaki yeri ve önemi çok büyük. Peki renklerin bizlere etkileri nelerdir? Öğrenmek ister misiniz? İşte işin uzmanından renk tüyoları. Renkler bize etkiler mi? Renklerin hayatımızdaki psikolojik ve fiziksel etkileri nelerdir? Gelin hep birlikte numaroloji ve renk uzmanı Sebla Özyurt'tan öğrenelim. Renkler gerçekten bu kadar hayatımızda önemli mi? Tabii ki çok önemli. Bu arada yeşil çok yakışmış. Doğru bir tercih mi yapmışım evet, acaba? Evet, güzel bir tercih yapmışsın. tabii ki son derece önemli. Hayatımızı etkiliyor mu? Evet, son derece etkiliyor. Özellikle fazlasıyla aynı rengi kullandığımız zaman depresyona bile sokabilir. Peki diyelim ki çok önemli bir toplantımız var ve çok kalabalığa karışacağız. Bir sunum yapacağız. Dikkat çekmemiz gereken renkler hangileri? Kendimizi güvende hissedebileceğimiz? Evet, dikkat çekebilmek için yani kalabalık ortamlarda kırmızı, turuncu, sarı yani sıcak renkler diye tabir ediliyor. Soğuk renkleri kalabalık ortamlarda yani büyük toplantılarda diyeceğim ama mavi ve lacivert tonlarını kullanmayalım. Onlar soğuk renklerdir. Dikkatli kullandığımız renkler nelermiş? Son modayı izlemeye devam edin. Kahverengi tonları her tene yakışmaz. Yani bilinçsizce gidip belki bir kahve alırsın kendine. O ara kahveye ihtiyacım vardır. Yakışmaz derken ne gibi diyeceksin? Kahverengi kırışıklıkları fazlasıyla ortaya çıkaran bir renktir. Özellikle hanımlara söylüyorum. Yaşlı gösterir ama bu herkes için geçerli değildir. Açık renk tonlu insanlar için geçerlidir. Diyetteyken şu rengi tercih etmelisiniz diyebilir misin bize? Diyetteyken lacivert tonlarını üstünde kullansın insanlar. Lacivertte yemek yesinler. Yani lacivert tabaklar, lacivert masa örtüsü. Çünkü lacivert, gri, içimizde küfü simgeler. Ve bir anda iştahımız gider. Genelde beyaz tercih ediyoruz. Demek ki ondan mı çok fazla yemek yiyoruz acaba? Turuncu iştah açar. Özellikle iştahı olmayan çocuklar da mutlaka anneler, babalar turuncu tabaklarda yemek yedirsinler. Kıyafetlerinde turuncuyu fazlasıyla kullansınlar. Çocuklarımıza turuncuyu. Evet, çünkü iştah açıcı bir renktir. Mavi ve yeşil hiperaktif çocuklara da tercih edilmesi gereken renkler. Ama çocuk içine kapanık, çok sakin, sosyal olmakta sorun yaşıyor. İşte bu çocukta da sarı, kırmızı, turuncu kullanmakta fayda var. Zaten turuncu aynı zamanda sosyalleşmeye teşvik eden bir renktir. Kıyafetlerimizde böyle karalar bağlamak diye bir terim var. Siyah giydiğimizde gerçekten moralimiz bozuk olduğu dönemlerde mi tercih ediyoruz siyahı? Hayır, şimdi siyah asaletin rengidir. Siyah resmiyeti temsil eden bir renk. Yani neden özel davetlerde kadınlar ve erkekler özellikle işte siyah tuvalet, siyah takım elbise kullanıyorlar? Çünkü asil bir renktir. Aynı zamanda siyah ne yapıyor? Bir şeyi kapatır. Yani burada acaba ruh duygunda içeride psikolojinde bir şeyi mi kapatmak istiyorsun veyahut da kilolarını mı kapatmak istiyorsun gibi bir soru işareti uyandırır. En önemli renklerin özelliklerini anlatır mısınız? Dikkat etmemiz gereken renkler var mı? Lacivert resmiyeti temsil eden bir renk. Mavi gökyüzünün rengidir. Sonsuzluğu temsil eder. Mutlusundur mavinin içinde. Kendini huzurlu hissedersin. Peki renklerin öneminden bu kadar bahsetmişken evlerimizde de dikkat etmemiz gerekiyor dekorasyon konusunda. Salonda, yatak odasında, mutfakta hangi renkleri tercih etmemiz gerekiyor? Sıcak renklerde olsun evimizde, soğuk renklerde olsun. Çünkü mavi ve lacivert su, suyu temsil ediyor. Su nedir? Berekettir. Yani evimizin bir bereket köşesi yapabiliriz evimizde ve orada mavi ve lacivert tonlarını kullanabiliriz. Turuncu, kırmızı, sarı, güneşin renkleri. O da evimize bir sıcaklık, samimiyet ve sosyalleşme verecektir. Kırmızı uyutmaz, asla yatak odasında kullanılmaz. Devamlı düşünürsün, düşünürsün veyahut da eşinle kavga edersin. Pastel yeşilleri kullanabiliriz.
gri kullanabiliriz, toprak tonlarını kullanabiliriz yatak odalarımızda. Mutfakta hangi rengi tercih edelim? Kırmızı, turuncu. Çünkü evimizin en hareketli yeri mutfaktır. Kişiye özel bir renk olur mu? Yani kişinin kendi rengini anlaması için neler yapması gerekiyor? Sakin mizaçlılar sıcak renkleri kullansın. Sakin olmayan, stres odaklı insanlar da o renklerden kaçınıp daha çok toprak tonlarını kullansınlar. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için Sebla Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Sebla Hanım'dan renklerin hayatımızdaki önemini öğrendik. Renkler aslında sadece tondan ibaret değilmiş. O halde herkese renkli günler.